CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının devamında yine CHP'den bu kez de Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar'ın ekonomiye dair sözlerini bir paylaşalım değerli izleyenler. Ki Uyar'ın gündeminde de işte iktidarın açıkladığı orta vadeli program vardı. Emekçiler nezdinden bir okumasını yaptı. Emekçilere dayatılan uzun vadeli bir sefalet programı olarak tanımladı bu programı. Ayrıca işçinin iş güvencesini de elinden alıyor dedi. Uyarın gündeminde yine ekonomiye dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ücret zammı da yer aldı. İktidarın programında vatandaşa yine işsizlik, yine güvencesiz çalışma, yine yoksulluk ve yine yüksek enflasyonla yaşamak reva görüldü. CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, iktidarın açıkladığı orta vadeli programa bu sözlerle tepki gösterdi. Uyar Partisi'nin genel merkezinde kameraların karşısına geçti. İktidarın çarşamba günü açıkladığı OPV'nin emekçilere dayatılan uzun vadeli bir sefalet programı olduğunu savundu. İktidar bir dönem daha söz verip de yapamadıklarını yeni bir program vasıtasıyla bir başka bahara erteleme kararı aldı açıklanan programda bu yıl için enflasyon öngörüsü yüzde 65 oldu. 45 aydır çift haneli enflasyon ile yaşadığımız yetmedi. En az 28 ay yani iki yıl 4 ay daha çift haneli enflasyona tahammül etmek zorunda kalacağız. Bir başka deyişle işçiler, kamu emekçileri, emekliler en az iki yıl 4 ay daha yoksulluk ve sefalet ücretleriyle hayatta kalmaya çalışacaklar. CHP'li uyar iktidarın bu programla sosyal güvenlik sistemini de güvencesiz bir yapıya dönüştürdüğünü söyledi. Hali hazırda emekli olmayı bekleyen vatandaşlarımıza kamusal emeklilik hakkınızı piyasalaştıracağız diyorlar. İktidar Ali Cengiz oyunlarıyla kıdem tazminat hakkını gasp, çekmek, gasp etmek için ne yazık ki yeni bir hazırlığa girişmiş durumda. Orta vadeli program bu haliyle emeğe, emeğin kazanılmış haklarına, mevcut kamusal emeklilik sistemine karşı ne yazık ki açık bir saldırı programıdır. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ücret zamları ile ilgili enflasyonun dikkate alınacağı yönündeki açıklamalarına da tepki gösterdi uyar. Sayın Şimşek hedef enflasyon diyorsunuz ama kamu emekçilerine reva görülen zam hedef enflasyonun altında. E nasıl olacak bu iş? Sen 2024 yılı için %30 enflasyon hedefi koyuyorsun ama buçuk zam veriyorsun. Kimse kimseyi kandırmasın diye çıkıştı. İktidarı uyardı. Ayrıca kimse kimseyi kandırmasın. Ücretlere enflasyon hedefli zam dayatması bariz bir IMF politikasıdır. İktidarı buradan uyarıyoruz. Emekçilerin haklarını hedef alan IMF'siz IMF programından derhal vazgeçin.